Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli FMTV izleyenleri, ufak bir gecikme yaşadık malumunuz. Tam saat başında girecektik. Ama hocalarımız kendi özürlerinden dolayı biraz geciktiler. Çok orada hemen onlara atayım. Ben vaktimde buradaydım yani. Kazım hocamız da buradaydı. Emre hocamız biraz karışıklık oldu. Ondan dolayı geç kaldık dedi. Neyse, yine de özürlerini kabul ediyoruz ve teşekkür ediyoruz kendilerine. Sonuçta konuklarımıza laf atmayalım, kızmayalım diye. Ben özrümü beyan ediyorum öncelikle sizlere kıymetli insanlar. Ve telefon numaralarımızdan malumunuz bizlere iletişime geçebilirsiniz. Soru ve cevabınızı bizimle paylaşabilirsiniz ayrıca. Görüş ve önerilerinizi de bizler bekliyoruz inşallah. Kıymetli insanlar, şu anda bugünkü konumuz Müslümanın ideali olmalı mıdır? Yani idealist mi Müslüman Türkiye'de var mı? Biraz bunun üzerine yoğunlaşacağız ve hızlıca konuya girmek istiyorum. Emre hocamla hemen başlayacağım inşallah. Kıymetli hocam, evet hocam. Şimdi ideal ne demek ya da idealistlik ne anlama geliyor? Evet. İlk önce buradan bir başlayalım inşallah hocam. Hocam aslında terim olarak, kavram olarak yeni bir anlayış gibi durabilir ama aslında değil. Biz 1400 yıl önce insanlık cehalet içerisindeyken, zenginlerin fakirleri ezdiği, faiz alıp verdiği, adaletin, hukukun olmadığı, kadınların sıradan bir değerli maldan daha aşağı seviyede olduğu, alınıp satıldığı bir ortamda, hiçbir kadri kıymetinin olmadığı, ölen fakirse kimsenin yüzüne bile bakmadığı, zenginse itibar olsun diye, şan şöhret olsun diye cenazesine katıldığı bir dönemde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de çıkarak Allah var, ben onun Resulüyüm, ahir hayat var deyip ileriyi göstermesi var ya, bakın namaz yok, oruç yok, ibadet yok, zekat yok Mekke'de. Ben Allah'ın Resulüyüm, Allah birdir deyip ahiret hayatını ileriyi göstermesidir idealist olmak. Yani bugün oku ile başlayan sistemin peşinde koşmaktır idealist olmak. İdealistlik demek dünya peşinde koşmak, işte ne bileyim tank üreteyim de insanları öldüreyim diye bunun peşinde koşmak değil. Biz, sadece değil mesela. Sadece değil. İlla ki onlar da ideal tabi olmalı. Onlar tabii ki de olacak ama idealistlik bizim aslında peygamberimizin bize öğrettiğidir. Hani devrimciler vardır, işte bir şeyler devirmeye çalışırlar. Aslında şurayı hep kaçırıyorlar, tabii işlerine gelmiyor. En büyük devrimci, en büyük idealist, en büyük adaleti, hukuku, nizamı aleme yerleştiren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan başkası değildir. En büyük devrimci odur. Şimdi biz peygamberimize bakarak bu idealistliği elimize almamız gerekiyor. İdealist bir genç olmamız gerekiyor. Müslümanların bir ideali var mıdır? Müslümanların ideali olmaz olur mu? Ahiret hayatı için çalışmak bir idealdir. Bir hedeftir, nihai bir hedeftir. Bunun için mücadele etmesi gerekir toplumun. Bunun dışında tabii ki de mücadele edecek ama Efendimiz Aleyhisselam dualarında Rabbena etine fid dünya hasene ve fil ahirete hasene böyle buyururken dünya ve ahiret olarak da söylüyor. Dünya ve ahiret demek ki dünya için de mücadele edeceğiz. Ve Efendimiz her zaman yeni fetihlerin peşine koşmuştur. İşte dünyayı adaletsiz sistemden kurtarmak için de mücadele edeceğiz. İdealistlik ne diye sormuştuk kıymetli Emre hocamıza. O da insanın idealistliği anlaması için Peygamber Efendimiz'in hayatına bakması yeter dedi. Evet, kısa öz bir şekilde anlattı. Hocam şimdi idealistlik biraz daha açarsak bu konuyu. Tamam, Peygamber Efendimiz'in yaşantısında bir idealistlik var. Yani bir İslam'ın ideali var. Çünkü yaşantısını tamamen Allah'ın razı olduğu bir ideal üzere kurmuş. Evet. Peki bugündeki Müslümanlara daha yakından örnek verebilir miyiz? Hocam şimdi bugünkü Müslümanlar, özellikle Müslüman gruplar, dünya üzerinde işte İhvan gibi, farklı gruplar gibi birçoğu peygamberin sünneti seniyyesini baz almadan günümüz dünyasıyla kendilerini entegre ederek günümüz dünyasıyla bir takım ideallerin peşine koştular.
Onların bir hedefleri vardı, amaçları vardı, gayeleri vardı. Bununla alakalı tabii yapması gerekenler var. İşte öyle olmaz, böyle olur, böyle olmaz, böyle olurları vardı. Ama geçtiğimiz 40 yıl içerisinde bunların nihayete ulaşamadıklarını, gayelerinden, ideallerinden saptıklarını bütün dünya gözlerimizin önünde gördük. Mesela bir idealin peşinde koşuyor bir grup, isim vermeden konuşuyorum. Bakıyorsunuz yolun ortasında sapıtmaya başlıyor. Yolun sonuna geldi mi hiç yapmaması gereken şeyleri yapmaya başlıyor. İşin sonunda zaten takla oluyor gidiyor. İdeali neydi bunun? İlk başta kendine işte Allah ve Resulü diyordu. Ama yaşantısına baktığın zaman hiç Allah ve Resulü'nü koymadı. İşte biz o yüzden işin başını anlatıyoruz. İdeallerimizin başı Resulullah ve onun siyer-i nebisi ashab-ı kiramın yolu olmadığı takdirde bizim hiçbir idealimize, hedefimize ulaşabilmemiz mümkün değildir. Bugüne kadar bu ulaşma asla olmamıştır. Evet, teşekkür ederim. Şimdi Muhammed Hocam'a hemen sözü vermek istiyorum. Kıymetli Hocam, toplum olarak idealist miyiz onu artık bu açıklamadan sonra herkes kendine soracak. Peki Müslümanın ideali ne olmalıdır sevgili hocam? Hocam öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Toplum olarak idealist değiliz. İdeallerimiz var ama idealist değiliz maalesef. Çünkü eğer... Şunu da söyledim hocam. Hani idealistlik nedir diye sorduğumuzda Emre Hocamız kısa yani öz anladığımız şekilde Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman görüyoruz idealistliğin ne demek olduğunu. Ölümüne bir gidiş var orada. Yani büyük bir inanç var. Peki Müslümanın ideali ne olmalıdır? Ondan dolayı sordum yani. Evet. Ya yani Müslümanın ideali aslında bellidir. Evet. Emre Hocamızın anlattığı öz peygamberimizdir. Kişi hayatına ve onun hocam, yaşantısına silahlandırmak istiyorum işte, çünkü bazen hani anlatmak gerekiyor. Bir müsaade ederseniz hocam evet, tafsilatlandıracağım. Evet. müsaade edin de tafsilatlandırıyorum. Tamam, bekliyorum. Bir daha söyle. Şimdi Müslümanın idealleri vardır ama idealist aslında sadece ve sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleridir. Bunların ideallerini sürdüren de bugün yaşayan Allah'ın dostları, idealleri bozmaya çalışanlar da yine Allah'ın dostlarının düşmanlarıdır. Müslümanın ideali aslında birdir. Tek ideali vardır Müslümanın. Nedir o da? Yeryüzünde her mahalleye İslam'ın ve Kur'an'ın nurunu yayma çabası Müslümanın aslında tek idealidir. Tabii bunun tafsilatları olabilir. İnsan mesela der ki kimisi ben bunu sohbetler ile yapmak istiyorum der. Kimisi der ki ben bunu medreseler ile yapmak istiyorum der. Kimisi der ki ben bu mahallenin gençlerinden başlamak istiyorum der. Kimisi der ki ben bu mahallenin yaşlılarından başlamak istiyorum der. Kimisi der ki ben bu mahallenin zenginlerinden başlamak istiyorum der. Kimisi der ki ben bu mahallenin fakirlerinden başlamak istiyorum der. Ve bu ideali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin idealini yeryüzünde yaşayan her insanın ulaşımına sağlar. Ulaşmasını sağlar o insanın. Zaten bugün şimdi Abdülhamit Han Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Sözün tam tafsilatı aklıma gelmiyor. Ancak savaşlar yeryüzüne hükmetti. Ancak Bizans'tan sonra, dedem Fatih'ten sonra artık yeryüzüne siyaset hükmetmeye başladı ifadesi var Abdülhamit Han Hazretleri'nin. Ben artık bunun da ötesinde olduğumuza inanıyorum. Yani artık siyaset de yeryüzüne hükmetmiyor. Artık yeryüzüne hükmeden tek nokta medya. Yani bugün sosyal medya üzerinde özellikle Türkiye'de siz birini görevden aldırıp birini göreve getirebiliyorsunuz. Ve bu medya içerisinde insanların her birine gidip teker teker ulaşma imkanınız olmayabilir. Mesela önceden şunlarla övünürlerdi ki bence büyük bir övünç bu. Mesela işte büyüklerimiz emri bil marufa çıkarlardı. Biliyorsunuz köy köy gezerlerdi, siz de ben de gitmişiz, buradaki bütün hocalarımız da gitmiştir. Kimisi tepkiyle karşılaşırdı, kimisi kovalanırdı, kimisi çok güzel olumlu tepkilerle karşılaşırdı, kimisi bazen olumsuz, bazen olumlu, bazen çok iyi, bazen çok kötü durumlarla karşılaşırdı. Ama bir haftanın sonunda yapılan emri bil marufta ulaşabileceğin en son seviye insan 500, bilemedin 1000 insan olurdu.
Yani bir haftalık bir çaba gösteriyorsun ve yapmış olduğun çabanın sonucunda 500 insana, o da çok iyi çalışırsan, veya 1000 insana ulaşabiliyorsun. Ama bugün sosyal medya vesilesiyle otursan, gerçekten şöyle 3 saat güzel bir yazı yazsan, Kazım hocamızın bu videoda biliyorsunuz bu konuda meşhur videoları vardır. Ondan sonra hemen peşinde aynı şekilde bu videoyu güzel bir çekim alanı sağlasan, videonu çeksen, güzel bir şekilde montajlasan ve bu videonu sosyal mecralarda yayınlasan, binlerce insana ulaşma imkanı oluyor. O yüzden siyaset dönemi, savaş dönemi artık bitti. Artık cephelerde savaş yok. Artık salonlarda siyaset var ama etkisi yok. Artık tek güç medya. Ve bir Müslümanın ideali olan her şeyi buraya dökmesi lazım. Şimdi sosyal medyaya girdiğiniz zaman şahısların ve bunun gibi insanların kendi fikirlerini çok rahat bir şekilde oraya döktüklerini, bazı insanların kendi zehirlerini çok rahat bir şekilde oraya akıttıklarını, bazı insanların kendi olumsuz ve sapık düşüncelerini, ki bir tane biliyorsunuz geçen hafta TT oldu, burada sosyal medya programında da bunu konuştuk. Profesör Doktor, başının isminde Profesör Doktor namı olan bir adamın ve bu konuda eğitmen, akademisyen olan bir adamın bir öğrencisine uygulamış olduğu mobbing, onların tarzı ile ama bizim anlattığımız ahlaksızlıkları çok rahat bir şekilde anlattığı bir alan haline geldi. İşte Müslümanın da ideallerini, yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, peygamberin hadislerini, ondan sonra icma-i ümmeti, icma-i ümmet şu anda yeryüzünde yani gerçekten Müslümanların çok ihtiyaç duyduğu bir alan. Şimdi öyle olaylar çıktı ki, öyle şeyler çıktı ki, şimdi mesela ben size bir soru sorayım. Instagram'a girmek caiz midir sorularını alıyorum ben. YouTube'a girmek caiz midir? Ya peygamberimiz zamanında böyle bir alan yoktu. Ama ne yapıyorsun? İcma-i ümmet yapıyorsun. Orada Allah dostları bir araya geliyorlar. Bu konunun bilgi sahibi olan insanlar bir araya geliyorlar. Ve bu konulardan fikir üretiyorlar. Bunlara çok ihtiyacımız var. Kıyas-ı fukahaya çok ihtiyacımız var. İşte bunların, bu olumlu olan nur perdesinin açılıp o nurun oraya akıtılmasının sağlanması lazım. Yani bir Müslüman sosyal mecraya girdiği zaman, sosyal bir alana girdiği zaman kendi ideallerinin ne olduğunu, kendi fikirlerinin ne olduğunu, orada dinlemiş olduğu ayetler ile, hadisler ile, ondan sonra orada dinlemiş olduğu sahabe hayatları ile, orada dinlemiş olduğu ecdadının hayatları ile, örnek kıssalar ve anlatımlar ile, etkili konuşmalar ile öğrenimini sağlaması lazım. Kısaca öz şu, Emre Hocam'ın da dediği bu. Peygamberin hayatına bakacaksın, o hayatı buraya aktaracaksın. Bugün nasıl yaşanması gerekiyorsa o hayatı öyle yaşayacaksın. Peki bunu nasıl yapabilirsin? Bunu da şu şekilde yapabilirsin. Eğer sen peygamberini bu zamanda nasıl yaşadığını öğrenmek istiyorsan, o zaman onun dostlarına bakacaksın. Kişi dostundan etkilenir, düşmanından sadece örnek alır yani. O yüzden onun dostundan etkilenen, onun dostu olan, onun idealleri için yaşayan, onun ideallerini yaşatan, onun yolunda yürüyen, onun yolunda yürüten Müslümanları ve Allah dostlarını takip edeceksin ki ne yapabilesin? Sen de o idealleri kendine edinebilesin. Mesela bugün bu TV... Evet. Müslümanın ideali sosyal medyada kulluğu yaşamalı ve yaşatmalı. Yani tabii ki insanın kendine göre... Namazımı kılıyorum ben, şunu yapıyorum ben, ibadetlerimi yerine getiriyorum demesi ideali olmuyor. Yani idealistlik olmuyor. Evet. Şimdi tamam, idealist Peygamber Efendimiz'di. Onun yolundan giden Ehl-i Beyti'ydi. İşte Allah dostlarıydı. Amenna. Ama şimdi bir ifadeyle belirteceğimiz için, bugün idealist bir Müslümandan bahsettiğimiz için söylüyorum hocam. Evet. Yani kulluğu sosyal medyada yaşayıp yaşatmalı diyorsunuz. Peki hocam, bunu... Nasıl becerecek? Yani bunu nasıl yapabilecek ki? Bu kadar güç var mı sizce? Yani hocam bugün bir mesela misal olarak söylüyorum. Ben bunu merak ettiğimden sonra. Güç derken neyden bahsediyorsunuz? Ya bilgisizlikten mi yoksa? Bir istikamet sahibi nasıl olacak? Evet. Bu bir istikamet istiyor yani. Yani hocam istikamet için bir kere öngörü olması lazım. Yani yaptığı videoların ve attığı videoların peşinden izlendiğini, ona bir gaz olması lazım. Onun arkasında bizim hocamız gibi bir hocanın olması lazım. Ona sürekli fikir... misali söyleyemez miyiz hocam? Yani söyleyebiliriz ama şunu söyleyeceğim. Eğer gerçekten mesela biz bugüne kadar şuradaki ekip ortak nokta ekibiydik zaten. Evet. Yani birçok video yaptık. Yaptığımız en çok izlenen videolar bir gusül videosu. İki paranormal olaylar. Evet.
Evet. Yani iki tane olay çok izlendi yani. Yani eğer gerçekten bir karşılık almak, bir istikamet yakalamak, bu konuda başarılı olmak isteyen ve bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlarımız varsa temelden başlayabilirler. Yani biliyorsunuz ifade vardır, namaz helada başlar. Şimdi ifadeyi söylemek istemiyorum, o diğer ifadesini. O zaman dinimiz de buradan başlıyor. Çünkü temiz olmayan bir adamın, mesela temiz olmak da Müslümanın bir idealidir aslında yani. Evet. Ve en temel idealidir. Niye? İslam'ın yaşaması nasılsa onun gereğini yerine getirmek İslam'ın yaşamak için temizliğe ihtiyaç var bir kere. Yani idealin sonuçta. Evet, doğru yani hocam. Bu konuda bir ideal edinmesi lazım. Ama şimdi İslam çok geniş bir din. Gerçekten her alana hitap eden bir din. Şimdi Musa Aleyhisselam zamanında Yahudilik vardı. Yahudilik o zaman hak dindi. Şimdi Musa Aleyhisselam zamanında mesela şuranıza bir necaset sıçradı. Necis geldi yani şurası. Necis bölge oldu artık. Orayı kazıyarak kanatmak zorundasınız. Allah'ım. Niye? O necis sizden gitsin diye. Ama İslam size ne diyor? Alın burayı güzel bir şekilde yıkayın. Kokusundan, renginden arındığınız zaman siz artık temizsiniz diyor. Ya İslam kolaylık dini ama çok geniş bir din. Dolayısıyla her alanına bir anda sahip olmak isteyen ve bunu kaynağından okumayıp çevrilmişinden okuyan Müslümanlar bu alanda kaybolup gidiyorlar ve başka fikirlere sahip oluyorlar. Bu konuda Müslümanın ideal elde edebilmesi için yapması gereken en güzel şey medresede yetişen ve medrese hocası olan insanlarla istişare etmesi. Çok güzel hocam. Teşekkür ediyorum. Evet. Ya gerçekten önemli. İlk yani idealist bir insan olmak istiyorsan gerçek idealist olanı bulman gerekiyor. Kaynağa gideceksin. Kaynağı bulman gerekiyor. Evet. Yani ilk önce Müslümanın ideali şu olmalı. Ben gerçek kaynağı bulmalıyım. Evet. Çünkü ben bu konuda eksiğim. İlk önce kendini bir eksikliğini tespit edeceksin. Ben bu konuda eksiğim. İdealist. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok önemli bir ifade kullandınız. Evet, kıymetli Kazım hocama hemen geçiyorum. Çok önemli bir soru daha yöneltmek istiyorum kıymetli hocam. Peki hocam, Müslümanların ideallerini, yani şu andaki toplumumuzda bir nasıl ideal olmalı onu sorduk ve cevabını çok iyi bir şekilde aldık Muhammed Rusul hocamızdan. Yani Müslüman ilk önce idealist bir insan, ideal bir kaynak bulmalı. O kaynaktan beslenerek idealist bir insan olmalı. Amenna. Peki Türkiye'mizde, günümüzde idealist insan, idealist genç, idealist kadın, Müslüman veya idealist bir adam, Müslüman var mı veya kaybettik mi? Ne durumdayız? Tespitiniz nedir hocam? Evet. Hocam şimdi... İdeal kelimesi aslında Emre hocamız da tarif etti ama bir amaç demek. İki, ülkü demek. Ülkü de ardından koşulan, ulaşılmak istenen bir şey. Ülkümüz var işte. Hedef, ulaşılmak istenilen şey. Şimdi Müslümanca tabir edersek biz ideali, cihat bunun karşılığı. Çünkü Müslüman cihat ruhlu bir insandır. Müslümansa onda cihat var. Peki cihadı günümüze yorumlarsak, aslında hep öyle de günümüzde de daha iyi anlaşılması için yorumlarsak, mücadele etmektir. Mücadele etmek. Yani bir insanın ideali olması lazım. Bir müminin ideali olması lazım. Ve bu idealde ya nefsani arzuları doğrultusunda olur ya da rahmani olur. Yani ya şeytan seni kandırır, hayat şu bize verilen kısa ömür, 80 yıllık, 70 yıllık ki herkes o kadar görmüyor. Ve zaman yakınlaşmadıkça diyor Peygamberimiz kıyamet kopmaz. Öyle ki diyor bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi, bir gün bir saat gibi, bir saat bir kibriti yakıp sönmesi, bir samanın alev alıp sönmesi gibi olacak diyor. Öyle bir zaman içerisindeyiz. Bir güne bakın, bugün akşam oldu değil mi? Nasıl bitti? Bir saat gibi. Bir hafta diyorsun, haftaya pazar görüşürüz. Ya bu kadar mı çabuk gelir? Şuraya geleceğim. Yani vaktimiz çok kısa, zaman hızlandı. Zaman çok çabuk geçiyor. Zaman akıyor. 30 oluyorsun, 40 oluyorsun, 50 oluyorsun. İşte bu önemli olan zamanın hızlı akıp yavaşlaması değil. Akar zaman bu, akacak yani. Su akar yolunu bulur diyorlar ya. Zaman bu akacak. Durduramazsın.
Bu Allah'ın bir şanıdır. Akacak. Ama şudur mesele. Senin o zamanın içerisine ne sığdırdığın asıl mesele burasıdır yani. Nice padişahlar var. 40 yıl, 30 yıl hükümdarlık yapıyor. Bir kitap yazamazsın aklarında. Çünkü saraylarında şurada burada sadece Osmanlı padişahlarından bahsetmiyorum. Krallar falan. Hiçbir şey yapmamış yani. Anlatılacak mevzusu yok. Ama bir Yavuz Sultan Selim 7 yılda 70 yıllık icraat yapıyor. Ansiklopedi yazarsın. 7 yıl ya, bu kadar bir vakit. Heh, zaman hızlı akar ama o zamanın içini doldurman senin elindedir. Şimdi Müslüman akıp giden şu hayat denilen zamanda Müslümanın bir ideali olur. Bir amacı olur. Yani kütük değiliz biz. Çok özür diliyorum, kendim için söylüyorum. Hayvan değilim ben. Yani benim amacım yemek içmek, sadece ye, iç, eğlen. Ya bu amacım varsa hakikaten kendim o köpekten, çok özür diliyorum, üstün göremem kendimi. Veya dünya ideali değil sadece yani. Değil mi yani? Veya sadece dünya ideali olmamalı. Evet. Şu anda günümüzden bahsediyoruz hocam. Evet. Ya yani şuna getireceğim. Yani bir amacı olacak. Evet. Bu insanın fıtri bir şeyi. Ama ya sen bu amacını ne için kullanıyorsun? İşte mesele bu. Amacın ne senin? Bu yeryüzünde bir genci çeviriyorsun. Senin amacın ne? Diyor ki işte okuyacağım, şu bölümü bitireceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şöyle yapacağım. Güzel. Yani insanlığa hizmet için veya işte rızkını temin etmek için güzel. Ama Müslüman bir gençten bahsediyorsak sadece yemem, içmem, eğlenmem, gezip tozmam benim amacım. Bunun güzel olması için hayatımı bu doğrultuda mücadele veriyorum. İşte şu sınavlara giriyorum, şöyle. Neden yapıyorsun bunu? Tabii ki de midemi doldurmak için. Diyorsan ki, demiyorsan da halim bu. O zaman şunu sorarlar sana. Sen bu dünyaya bunun için mi gönderildin? İşte biz Müslümanca konuşuyoruz. Yani Müslüman profilinden bahsediyoruz. O zaman bir Müslüman olarak benim bir idealim olması lazım. Peki nedir Müslümanın ideali? Bizim kaybettiğimiz nokta tam da burası. Müslümanın idealini bitirdiler. Bakın geçmişe dönelim Osmanlı'ya. Ya Eyüp el-Taşe'ye döneceğim. Sahabe Eyüp el-Ensari radıyallahu anh. Eyüp Sultan diyoruz değil mi? Burada kaç yaşında gelmiş biliyor musun? 90 yaşında Medine'den buraya deveyle, atla, yayan yürüyerek gelmiş. Sen uçak bırak, otobüsle gidemezsin. Uçakla yoruluyorsun. 4 saat. Aylarca. Ya bu insan niye geldi buraya ya? Bunun bir ülküsü var. Bunun bir amacı var. Biz oturmuşuz buraya. Bu benim. Yok. Bir ülküsü, bir amacı var. İşte Müslüman. Ne? İlahi kelimetullah uğruna can vermek. Mücadele etmek. Allah'ın dinini daha uzağa yaymak, daha uzaklara götürmek. Mevzu bu. Fetih yapmak, yani açmak, İslam'ı açmak, insanları kurtuluşuna vesile olan bu dini açmak. Onun için 90 yaşında geldi. Ve ne diyor bizim atamız ya? Bu bizim atamız mı bizim ya? Osman Gazi ne diyor? Bu kuru gibi bir cirengilli kavgası değil diyor ya bizim yaptığımız. Bu ilahi kelimetullah kavgası. Onun için Fatih ata binip bir doğuya, Trabzon'a yürüyor, bir batıya yürüyor, bir İstanbul'a yürüyor. Onun için Yavuz Selim sarayında bir gün oturmadan sürekli at sırtı. Ama bu idealist olan düşünceden bahsediyorum. O sarayında oturan da var ama idealistten bahsediyoruz. O idealisti, yürüyün diyor yani. Ya Kanuni Sultan Süleyman ölüm döşeğinde Zigetver Kalesi'ne götürüyorlar sedyeyle. Sedyeyle öldü, ölecek, biliyor öleceğini ya. Kale ne oldu, kale ne oldu? İdealist. İdeali var. Buralar niye? Bu dinimin emri cihat. Buraları İslam'a açacağız. Yürüyün. Ve kale fetholundu diye cevap gelince ruhunu veriyor. Ölüyor orada yani. Yani birçok misal var. Biz bunu Resulullah'ta gördük yani. Hep yürüdü ya. Hiç durmadı. Ama
Karınları aç, ölmedi açlıktan hiçbiri. Hiçbir açlıktan ölmedi. Ama hep yürüdüler, hep yürüdüler, hep mücadele ettiler. İşte burada gaye idealist olmanın gayesi. Sadece dünya meta işte neye kaybettik diyor ya. İşte var mı idealimiz diyorsun ya. Yok. Bizim idealimiz aslında ideal var. Ne ama 10 yıl, 15 yıl sadece dünyamı rahat geçirmek için böyle bir amacın içerisine, bir ülkünün içerisine giriyorum. Peki ahiret orayı kurtarmak için veya İslam'ı güzel tanıtmak, güzel insanlara açmak, fetihler yapmak için, bir kafiri Müslüman yapmak için, bir Müslümanı namaza başlatmak için, bir insanı İslam'la şereflendirmek için veya kendimi kalitelileştirmek için nasıl bir idealim var benim, nasıl bir ülküm var, amacım var? İşte bazı çıkıyor ki işte ülkümüz var. Ne? İşte Türk Cumhuriyetlerini birleştireceğiz. Ülke edinmiş, bunun için çabalıyor. Kötü bir şey anlamında demiyorum. Ama bir Müslümanın veya başkasının ideali var. Sosyalizmi yayacağız, komünizmi yayacağız, ne bileyim ateizmi yayacağız. Adam bunu ülke edinmiş. Kafir ama saygı duyuyorum. Ülke edinmiş adam. Hani kaliteli kafir diyorsun ya. Adam küfrünü dünyaya yaymak için fonluyor, herkesi besliyor, mücadele veriyor. Peki Müslümanlar olarak bizim ülkümüz ne ya? Bizim idealimiz ne? Amacımız ne? En ufak bir şeyde yani parayı bulunca veya biraz maddiyatın iyi olunca bir de amacım bu muydu yani? Bu mu, bunun için mi vardım ben evet. Yani? Teşekkür veya işte hocam. Veya hocam yaşım... Hemen şurada bir araya gireceğim. Burada hemen ya. Diğer bir sorumu yönelteceğim Emre Köylü hocamıza. Hocam, Kazım hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Evet. Olayın tabii ki bu konuyu üzerinde ne kadar konuşsak, ne kadar yoğunlaşsak yine devam eder bu konu ama şuna idealistliğin eğitimi günümüzde gençliğimize, insanımıza veriliyor mu veya ne kadar veriliyor? Evet. Kısa bir cevap almak istiyorum. Hepinize bu soruyu soracağım hocam. Kısa hocam. Bana göre bugün hiçbir idealler doğrultusunda hiçbir eğitimin verildiğini ben kabul etmiyorum. Hiçbir üniversitenin bir gayesi, bir amacı yok. Sadece kendi bölümüyle alakalı mezun vermeye çalışıyor. O kadar. Mesela İmam Hatip'se aman diyor şu bilmem şu sınıfı diyor, 9. sınıfı diyor işte mezun edelim, kurtulalım mantığındalar. Veya bir üniversite hakeza aynı şekilde doktor işte yetiştirecek. İşte ne bileyim dahiliyim ama mezun edelim, geçelim karşıya. Yani bu zaten olması gereken bir şey. Zaten bir bölüm kendi talebesini mezun etmek için mücadele eder. Biz bunu gördük eğitim aldığımız yerlerde. İşte bir medrese talebelerini yetiştirip mezun etmek, icazet vermek ister vesaire. Ama bizim anlatmaya çalıştığımız şey bu değil. Bizim anlatmaya çalıştığımız şey bir bu topraklarda yetişen bir genç, 5 yaşındaki bir çocuk. Okula girip 15-20 yaşında okuldan çıktığı zaman bu toprakların milliyetçisi, bu toprakların vatanseveri, bu toprakların dinine, imanına inanmış, peygamberinin yolundan gideceğim, bu uğurda gerekirse şehadet şerbeti içeceğim ideallerine kavuşmamış, inancına sağlamamış ve vatanına düşman olmuş, milleti umurunda değil, Avrupa'da iyi bir yer kendime yapayım da, ondan sonra kariyerimi yapayım da, işte birkaç yabancı dilim olsun, işte 40-50 bin TL maaşım olsun, rahat yaşayayım, gideyim mantığında bir genç doğuruyorsak 20 sene sonra biz bitmişiz. Bizim düşmana da ihtiyacımız yok. Bütün İngiltere, Amerika bilmem ne hepsine de söylüyorum buradan. Hiç kimsenin tankıyla topuyla gelmesine gerek yok. Biz bize yeteriz zaten. Gerek yok. Zaten almışsınız bizi yani. En büyük düşman. Tabii bunu mesela çok araştırmacı bir kadın, ben kitaplarını takip ederim. Değerli birisi benim için. Yani kitapları diyeyim. Kendisi gezip dolaştığı ülkelerde tespit ettiği şey çok önemli. Bir tanesi şu. Lübnan'a gidiyor. Lübnan Müslüman bir ülke. İşte Hristiyanı var, Yahudisi var, bilmem neyi var. Bakıyor ki Müslüman veya Mısır'a gidiyor. Mısır'daki Müslüman üniversitelerinde batılı gençler yetişiyor. Ya sanki Fransızlar yetiştiriyor bunları.
batılı gençler yetiştiriyor. Diyor ki başka diyor hani işgale gerek yok diyor yani. Bu yeter diyor. Bunu tespit ediyor. Orada bunu görüyor. Çünkü hocam ya bu çok önemli bir ifade aslında. Bir toplumun beynini yani geleceğinin beynini evet. Fransızlaştırırsan bitti. O toplumu zaten fethetmeye veya o toplumu işte gasp etmeye, kuşatmaya gerek yok ki. Zaten o senin beyninde, o aynı senin fikriyatında, aynen zikriyatında her şeyiyle aynı olmuş oluyor. O yüzden oluyor. Bizim okullarımız bunu beceremedi. Hiçbir şekilde böyle bir gayesi yok. Beceremedi evet. Derken becermek şeye, istiyor da işte beceremedi. Becermek istiyor diye bir şey yok hocam. İstenilen şeyin çaresi aranır. Bugün hayır, istenilen hayır, şey hayır, yok. Hayır, şöyle bir şey. Böyle hocam bir şey aslında yapamam. İstenilen şey yapılıyor. Batılaşmak, sekülerleşmek mi deniliyor hocam buna? Ona zaten zemin hazırlandı ve o zeminde en güzel şekilde idare ediliyor işte. Ya, o isteniliyordu. Özgürcü bir anlayış vardı hocam. Herkes istediğine inanacaktı ve bugün ateistlik, deistlik, nihilistlik vesaire bir sürü izim adı altında bir sürü şeyi bu gençliğimize yaptılar mı? Evet. Empoze ettiler mi? Ettiler. Beyinlerini tabiri caizse kirlettiler mi? Kirlettiler işte. Evet. Bugün toplumun gençliğine baktığımızda sokağa çıkarıp çocuk daha bırakın kelime işareti falan Rabbine inanmakta. Peygamberini sorgulayan, Kur'an'ı sorgulayan bir toplum, gençlik yetiştirdik işte. Bu demek ne oluyor? Biz demek ideal bir gençlik. Bırak idealistliği, idealistliği bırak. Toplumu, gençliği kaybeden bir şey yetiştirdik hocam, demektir Türkiye'de yani. Türkiye'de olayları kendi akışına bıraksan daha fazla insanın yetişeceğine inanıyorum. Ama bence çok benim önemli inancım şu. Türkiye'de birileri bunun önüne geçiyor. Bu sistemi eline avuçlarına almış. Ve gelecek nesillerin tarih bilinciyle, iman bilinciyle yetişmesinin önüne engel çekiyor. Ben bu konuda iddialıyım. Bu konuda çalışırsak çok datada toplarız diyorum hocam. Evet hocam. Muhammed hocam aynı soruyu size yöneltmek istiyorum. İdealistliğin eğitimi veriliyor mu ve gençlerin şu andaki veya insanlığın ne kadar idealistliğin eğitimini almış durumda? Bunu size de yöneltmek istiyorum. Aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. Kısa bir cevap alalım hocam. Peygamberimizin bir hadisi var hocam. 3 dakikalık bir cevap. Evet. Peygamberimizin bir hadisi var. Kısaca peygamberimiz diyor ki zaten peygamberimizin bütün sözleri özdür. Bu din garip geldi. Garip gidecek. Evet. Gariplere müjdeler olsun diyor. Evet. Yani şu anda ahir zamandayız diyorsak bu aslında bizim için bir müjde. Çünkü ahir zamanda İslam tüm dünyaya yayılacak. Evet. Yeryüzündeki her kesim Müslüman olacak. Müslümanlar yeryüzüne hakim olacak. Bu aslında bizim için müjde. Evet. Ama bunu söylerken böyle sanki üçüncü bir şahıs. Mesela burada dört kişiyiz. Beşinci bir şahıs bekliyoruz yani. Yok yok olursa bizden olacak. Şimdi Emre Hoca diyor ki ben bu konuda iddialıyım. Doğru hocam haklısın. Ama biz ne yapıyoruz? Burada oturuyoruz. Nasıl ki onlar kendi şerlerini yayıyorsa biz de buradan İslam'ın nurunu yaymaya çalışıyoruz. Yani aslında iki taraflı çalışan bir organizma var. Ve bir taraf İslam'ı yayıyor. Bir taraf İslam'ın yayılmasını engellemeye çalışıyor. Ama Allah-u Teala ayet-i kerimesinde diyor ki yeryüzüne İslam hakim olacak. Ve bir ifadesinde de diyor ki onlar size karşı içinden çok fazla kinlidirler. Kininizde de çok özür dileyerek söylüyorum. Yani bunu onlara söylüyorum. Yani kininizde de geberin diyor Allah-u Teala ayet-i kerimesinde onlara. Yani o kinleri onları bir gün bitirecek. Buna inanıyoruz. Ellerindeki bütün mesela sosyal medya dediğimiz alan onların elinde. Ama Müslümanları mesela bugün çok özür dileyerek söylüyorum hocam. TikTok'ta çok olumsuz videolarla karşılaşabiliyorsunuz. Ve bunların önüne hiçbir engel koyulmuyor. Bakın hiçbir engel koyulmuyor. Takip edin bunu yapın siz de karşılaşacaksınız. Ancak TikTok'a İslami videolar yükleyin. 100. videodan sonra hesabınız kapanıyor. Birçok arkadaşımızın doğru yaşandığı olay. Hele eşcinselliğe karşı bir... Eşcinselliğe karşı bir ifade söyle evet, hesabını kapat. Hemen. İslam'la alakalı böyle 100 video yap, böyle bir tanesini çekiyor, alıyor, tak hesabını kapatıyor. Doğru. Ya birçok arkadaşımızın hevesinin kırılma sebebi budur yani. O yüzden ön kesmeye çalışıyorlar ama kesemeyecekler. Bir tanesini kapatırlar, diğerini açarsın. Onu kapatırlar, bir tane daha açarsın. Onu kapatırlar, bir tane daha açarsın. Yani sen, hani dedin ya istikamet mi gerekiyor diye... İslam'ın ideallerini yayma konusunda istikamet gösterirsen ya birilerinin elinde olabilir bu ama yani ahkamul hakimin olan Allah ya senin önünü Allah açar ya. Bugün
Mesela misal olarak söylüyorum, 1 milyon izlenen videolarımız var. Bugün 2 milyona yakın videolarımız var. YouTube'da gerçekten, sosyal mecrada gerçekten istikamet üzere video attığınız zaman binlerce izlenen videolarınız var. Bak, demek ki çalışınca, mücadele edince zaten önün açılıyor. Çok o yüzden ahkümül hakimil olan Allah, iki taraflı bir organizma var. İslam yayılacak, kesilmeye çalışacak ama hakim olan İslam olacak. Vazifemizi yapacağız değil. Vazifemizi yapacağız. Hayır, bu ifade yanlış. Yani vazifemizi yaparız, kenara çekiliriz değil. Orada olacağız yani. Buradayız biz. Vazifemizi yapmak demek oydanız. Yok şey, bu şey anlaşılabilir yani. Hani eskiler diyordu ya, biz vazifemizi yaptık falan diyorlardı ya, öyle değil. Öyle değil. Vazifemizi yapacağız, orada olacağız yani. Evet. Evet, kıymetli Kazım Hocam'a da aynı soruyu soracağım ve programımızı burada bitireceğiz inşallah. Kıymetli Hocam, idealistliğin eğitimi gerçekten Türkiye'mizde veriliyor mu? Kısa bir cevap alacağım hocam. 2 dakikalık bir cevap istiyorum sizden. Yani idealistliğin eğitimi derken işte bunu illa bir insanı kendisine ideal yükleyecek belirli şahsiyetleri önder edinmesi hocam, gerekiyor. Hocam bazı ülkelerde, isim evet, vermeye gerek yok, bazı ülkelerde şuurlandırma diye bir eğitim sistemi var. Yani bildiğin onun okulu var yani. Evet. Benim gençliğim üniversiteyi bitirdi. Yani eğitiminin sonuna geldikten sonra bir de o eğitime katılıyor. Ki onların kendi anlayışlarına göre şuurlandırılıyor ama bugün bizim gençliğimizin ne ahlaki değerlerle alakalı, ne İslami değerlerle alakalı bir eğitim sistemimizde yer verilmiş veya şuurlandırma, idealist bir genç yetiştirme adına bir adımı var mı gerçekten yani? Ya tabii ki de yok. Yani eğitim müfredatında böyle bir şey, böyle bir kaide yok. Eğitimin senin elinde değil. Yani bu ülkede birçok milli diye bahsedilen alan var. Bunların bazısı milli değil yani. Mesela milli piyango deniliyor. Piyango nedir? Haramdır. Bu ülkenin aidiyetlerine uygun olmayan tersi, bir evet, şeydir. Ama başına milli demiş yani, milli piyango. Yani milli eğitim diyoruz ya, işte o eğitim denilen mevzuda başındaki millilik, kimin milliliği bu? Yani bir Müslüman ülkeye, bir Müslüman coğrafyaya geçmişindeki idealler doğrultusunda olan, geçmişi sağlam, kadim bir ülkenin eğitimine bu olmaz. Bu milli değil. Yani bu idealistlik değil. Bu ideal bir gençlik yetiştirmez. Dolayısıyla idealist yetiştirilen kurum medresedir. Peki medrese bugün günümüze tekrardan uyarlanıp vazgeçilmez olacak bir müessesedir. Bunu uyarlayıp gençliğimizi medrese kültürüne döndürdüğümüz takdirde idealist gençler yetiştireceğiz. Ve bu gençler sadece Türkiye'yi değil, dünyada birçok dengeyi değiştirecek. Evet. Ama şu anki sistemde hiçbir şey olmuyor yani. Olmayacak evet, da. Bir çok gün anlayacağız. Ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocalarım. Allah razı olsun. Keyifli bir programdı. Kıymetli insanlar. Gerçekten bugün Müslümanın ideali ne olmalıdır? Müslüman idealist mi? Şu andaki toplumumuzdaki Müslümanlar idealist mi, değil mi konuştuk? Ve idealistliğin eğitimi veriliyor mu? Yani ideal ne demek onu anlattık. Bir Peygamber Efendimizin yaşantısını ortaya koyduk. Eğer idealistliği görmek isteyenler Allah Resulüne baksın ve Allah Resulü'nün dostlarına baksın ki onların ideali, bakın onların ideali neydi? Allah yolunda mücadele etmek ve Allah'ın nurunu tüm dünyada hakim kılmak. Bir vazifeydi. Vazife şuurunda olmak. En son eğitimle bu işi temelden yani. Çünkü eğitim bir temeldir. Temelden bu işe inerek eğitimimizde bir idealist gençlik ve idealist insan yetiştirebilmenin şu anda ülkemizde olmadığını ve bunun çok büyük bir eksiklik olduğunu, geleceğimize kirlenmiş beyinlerle ilerlediğimizi ve uçuruma doğru gittiğimizi aşikare bu programda görmüş olduk. Bugünlük programımızı burada noktalıyoruz. İnşallah haftaya pazartesi saatler 7'yi gösterdiğinde yine sizinle birlikte Lider Genç programında birlikte olacağız inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.